Süper Lig isim sponsoru Trendyol Son Round'u sunar. Trendyol'un sunduğu Son Round'a hoş geldiniz. İyi bir hafta olsun. Merkür Retrosu bitti. Bu aydan, bu haftadan itibaren gayet güzel. Ne bitti? Merkür Retrosu, astrolojik olarak. Astrolojiye de el attın. Olmadın masa yok. Ama astrolojiye ilgilidirim ben. Merkür Retrosu, bak telefonum patladı benim. Bu durup dururken bozuldu. Anakartı falan yanmış. Bizim Sinan'ın, patronun bilgisayarı bozulmuş. Bende niye hiçbir şey olmadı? Ben Beşiktaş hariç. Sana da olur. Olur, bir şey olmuştur. Mutlaka. Daha ne olsun bana? İyi yani. Hatırlat, bir şey olmuştur. Bir şey bozulmuştur bir şey. Yalnız herkese yıl sonuna kadar Venüs gerilemesi sürüyor. Bu şey demek arkadaşlar, ani para çıkışları falan diyorlar. Yani böyle beklenmedik bir yerlere para sıkışabilir. Ona haberiniz olsun. Nasıl ya, bu kasağa para sıkışması terimi vardır para, senin, kasa, öyle bir şey. Para sıkışabilir, ne bileyim, arabaya para sıkışabilir. Eve para sıkışabilir, ne bileyim, ev işte duvara para sıkışabilir. Bir günde %5 değer kaybedebilir mi mesela? Ani para çıkışı diyor, yok o değil. O para kaybetme değil. Beklenmedik para harcamaları diyor. Yani aklında olmayan bir para harcaması var. Arabayı götürecektik. Araba. Sabah söyledim şerişim ama işte ben tabii falan dedim de haklı çıkabilirsin tabii. Maalesef. Ben öyle yani, o yüzden böyle şeyler var. Sen bunlara var. Gerçekten dikkat edeceksin. Gerçekten inanıyor musun? Bunun inanmakla ilgisi yok. Bu sonuçta gezegenlerin hareketlerinin insanlara etkisi var. O insanlara etkisi şey, bu inanç değil, bu bir şey. Gerçek yani. Bir şey soracağım. Afrika'nın bazı bu alanlarına hiç bu astrolojik etkilenmelerden iyi bir şey olmuyor mu mesela? İyi bir şey oluyordur abi, sen o anda mesela oluyordur İsveç'teki yani. İsveç'teki bir milyoneri, bu neydi senin, Merkür Retrosu İsveç'teki bir zenginin hayatını kötü etkileyebilir mi? Etkileyebilir tabii, niye etkileyemez? Onun da bilgisayarı bozulur. Çok şaşırdım. Mailini yani. Yanlış atar. Ne bileyim, şirkette hard diskler bozulur. Bir şeyler bozulur yani. Abi çok zengin bir adam, o işleri çalışanlar. Zenginle fakirle ne alakası var? İsterse değiştirdi. Hayır, bunlara inanma demiyorsun. Sonuçta bir şey soracağım. Bunlara... Bir sorun mu? Yani geldim bir gün şirkete, atıyorum bilgisayar, Spotify'ın sahibisin hani, İsveçlerin diye söylüyorum. Bir gün bir geldin, şeyin bozuk. Güvenlik sisteminde açık var. Yani tamam, çalışanlarını yapacak da sonuçta bir problem var. Yani. Sonuçta bir problem var. Ama o senin problemin yani. Elon Musk hiç etkilemiyor bunlar mesela. Etkilemez olur mu ya? Gerçekten mi? Tabii canım. Mutlaka etkiliyor. Eğer Merkür Retrosu'na doğmadıysan Merkür Retrosu herkese etkiler. Beni şaşırttın ya. Bu kadar bilimsel her şeye yaklaşan birinin. Bunu da bilimsel olarak açıklıyorsun. Antibilimsel bir şey değil ki. Tekrar ediyorum. Gezegen hareketlerinin dünyanın enerji alanına etkisi vardır. Enerji alanına olan etkisi de insanları da doğal olarak etkiler. Yani insanların yaptığı seçimler, yaptığı tercihler değil de hayatta. Siyasi seçimleri söylemiyorum. Yani karar alma. O da onun. Olmaz olur mu canım? Öyle şey mi oluyor ya? Yani o senin Merkürler, Venüsler en pozitif olsa da... Şimdi ben ne yapacağım? Durup dururken telefonum bozuldu. Ne yapayım? Benim kararla ne alakası var bunun? Bence 2 yıldır, 3 yıldır telefonu değiştirmedin. Veya yanlış telefon aldığın için olabilir mi? Hayır, hiç ilgisi yok. Hep aynı telefonu çok alıyorum. Çok şaşırttım. Hep aynı markayı alıyorum. Birdenbire hep, böyle dönemlerde hep bozuluyor. Hep 50 liralık telefon alıyorsun. Hayır, hep böyle dönemlerden bozuluyor yani. Abi ürünlerin... Yani kullanım süresi var, kullanım metodolojileri var. Tabii sen inanmayabilirsin canım, problem yok. Ben bir şey demiyorum, ben zaten kimse benim gibi düşünmek zorunda değil. Ben sadece niye böyle düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Tekrar ediyorum, gezegenlerin hareketleri dünyanın manyetik alanını etkilediği için, insanlarda bir enerji bütünü olduğu için. Peki. İnsanları etkiler. Pink Floyd'un böyle ilk şarkısıdır, Astronomy Domine. Çok güzel bir şarkıdır. Astronomi de önemlidir tabii, o da önemlidir. Astronomi gerçekten bir bilimdir. Tabii, o bilim o. O kesin bilgi yayabiliriz. Aynen. Kesin bilim yayabiliriz. Astronomi yani. De önemli bir şeydir tabii. Peki dünkü Fenerbahçe'nin performansını şöyle, bilimsel açıdan bence teknik direktör Nuri Şahin elindeki malzemeyle ne yapabilecekse yaptı. Ve işte Metin Tekin hocamla haftalardır girdiğimiz fikir tartışmasında olduğu gibi, bir teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun, maçın sonucu en fazla onun elindeki kadro kadar iyidir. Yani ve sanırım ilk yarıda Nuri Şahin teknik direktör olarak İsmail Kartal'a belli ölçüde üstünlük kurdu. Önder hocam bu 6 belli numarayla değil, iletişsiz olduğunu düşünüyor. Yani belli ölçüde kurdu. O oyuncu grubuyla bu oyuncu grubuna karşı oynanan oyuna bakarsan bir üstünlük kurdu. Yani sadece Fenerbahçe'nin zaaflarından mı faydalandı? Ve Fenerbahçe'nin zaafları neydi ilk yarıda diye sormak istiyorum. İkinci yarıda ne değişti de Fenerbahçe'nin oyunu ilk yarıdakinden farklı oldu? Fenerbahçe'nin sadece bu maçta değil, bütün maçlarda bir problem var. Fenerbahçe'nin 3 tane problemi var. Kesicisi yok İsmail dışında. İkinci problemi, teknik adamının üçtürk konusuna çok kafa takması var. O konuyu bir türlü içselleştirememesi var. Üçüncü problemi de takım boyunun çok uzun olması var. En büyük problem bu.
Fenerbahçe takım boyunu bu kadar uzun oldukça bu adamlar çatlarlar. Bunlar Fred'le Zayt değil de Chouameni ile Kamavinga da olsa çatlarlar. Efendim Kimmich'le Goretzka da olsa çatlarlar. Benim hastası olduğum Papay Sarla Ivisuma da olsa çatlarlar. Tottenham orta sahası. Yani sen Dzeko'yla Bekao şey arasında bu kadar mesafe bırakamazsın. Fenerbahçe'nin bir numaralı problemi budur. Takımın boyu fazla olur. Çok fazla. Ve her maçta olsun. Fenerbahçe böyle oynamak zorundadır. Sen setteyken sete çıktın, rakip tarafa geçtin. Geçtin rakip tarafa. Burada oynayacaksın abi. Böyle. Stoperlerden bir tanesi burada, bir tanesi çizgiye basacak. Bekleri zaten saymıyorum. Herhangi bir büyük takımın bu kadar alanda oynaması lazım. Geçen seneki Jesus döneminin ilk yarısındaki dönemden bahsediyorum. Evet, 25-30 metrede oynuyordu. 30 metrede oynuyordu. Takım boyu. Ben 40 metreye razıyım. Ama 55 metre 60'lara, 60'lara çıkarsan bu adam çatlar abi. Nitekim çatlamak üzere. Görüyorum yani. Peki bu kadar bu çok sakatlık sorun olmasının sebeplenen bir tanesi de bu. Ona da geleceğim bir. Birinci peki, sebep var mı ya ilkisi? Evet var. Ya da hayır. İkinci sebep. 4-3-3 oynuyordu. 4-3-3. Hoca 4-3-3 oynuyordu. Ne oynuyordu? Fred, Szymański, İsmail. Öyle mi? Böyle oynuyordu. Böyle oynayınca bu buraya yakında bak. Bu da geliyordu Ferdi. Bak hep üçgen. Gördün mü? Hoca sever üçgenleri. Burada da üçgen var. Şurada da üçgen var. Burada da üçgen var. Zimbur'un maçından itibaren çok net görüyorduk onu. Burada da var üçgen. Burada da var üçgen. Bu üçgenleri çok güzel yapıyorlardı. Şimdi mecburen veya tercihen 4-2-3-1'e dönünce bu Szymański ile buraları da koptu. Yani genel olarak bir uzunluk var. Bu arada da minimal uzunluklar var. Hem Szymański'yi hem Fred'i negatif etkiledi bence. Bence Tadic'i de negatif etkiledi. Yani 4-3-3'te Ferdi'yi de çıkarttığında şu üçgenle Fred çok başarılıydı. Ve ceza sahasına, rakip ceza sahasına çok giriyordu. Bu maçta hemen hemen hiç giremedi. Szymański 22 kez topla buluşmuş. Topla buluşmuş, topla oynamış. Sadece 7 kez pasa verebilmiş. 7 tane pas verebilmiş yani çocuk. Bir tanesi de gol atmış ama hani yani çok daha verimli kullanılabilir. O zaman bu maçı özel konuşuyorum şimdi. Yani genel problem bu açıklığın mutlak kapanması lazım. Bu maçı özel. Problem ne? Bir kere bu Bekao sağ stoper oynar abi. Asla sol stoper oynamaz. Hayatında sol stoper oynamamış. Bırak sol stoper, dörtlü oynamamış zaten. Udinese de üçlü de yani sağ stoper oynuyor. Üçlü sağ stoperiydi. Yani. Adamın solla ilgisi yok. Fenerbahçe'nin şurayı bozmayacaksın. Livakovic, Bekao, Çiko. Sağ ayaklı. Sol yani ikisi de var. Burada da sağ ayaklı yok. Şimdi buradan sol stoper oynamamış. Bekao'yu zaten sol ayaklı olmayan ve zaten de oyun kurmayla da çok işi olmayan. Bekao'yu buraya attığın zaman Bekao gibi çok iyi bir stoperi %50 kaybediyorsun. Serdar Aziz'i buraya koyup Cicu'yu oynatmayarak bu ikiliyi bozarak bu tandeminden de %50 kaybediyorsun. Fred'i burada oynatmak zorunda olduğun için, öyle hissettiğin için bundan da %50 kaybediyorsun. Bu mesafeyi açtığın için bundan da %50 kaybediyorsun. Gerek yok yani. O yüzden 4-3'e devam. Burası gerekirse ilk topu alıp dönsün diye düşünüyorsan İrfan Can olabilir. İsmail olabilir. Bence benim fikrim. Ama şurayı bozmayacaksın. Ha üçüncü Türk ne yapacaksın Serdar Çelikler? Abi bu o sahaya diyeceksin ki baba sen yabancı kontenjana takılıyorsun. Bu maçta Mert oynayacaklar diyeceksin. Şimdi bu maçı özel konuşuyorum bunu. Bu maçta İsmail yoktu. Şimdi bu maçta seni 10 dakika çıkartmadılarsa gerçekten 10 dakika çıkartmadılar. İlk 30 dakika boyunca tamamen bastılarsa, bir tane gol attılarsa, senin en iyi stoperini sarı kartlık yaptılarsa,
buradan bomboş kaleye Serdar Aziz'in üstünden kafa vurup direğin dibinden avuta attılarsa sen onu gol yedim sayacaksın. Sen diyeceksin ki Antalya'dan 3 gol yedim ben. Tıpkı Galatasaray'ın Samsun'dan 3 gol yedim demek zorunda olduğu gibi. Okan Hoca'nın demesi lazım ki ben Samsun'dan 3 tane yedim. O herif adamın bomboş kaleye direğe direkt vurduğunu sen ona gol yedim diyeceksin. Dim atan. Sen de burada yedin golü. Adam kafayı vurdu Serdar Aziz'in üstünden. Kaleci de yok buradan yandan dışarı çıktı. Şimdi ilk 30 dakikada nedir durum? Sen 2-0 geri düşüyordun. O zaman burada bir değişiklik yap abi. De ki baba olmadı. Çocuklar tamam çok bastılar. Biraz pas işini keselim. Biraz ona önde oynayalım. Vur çık yapalım. Ne bileyim biraz bekten çıkalım. Tadiç biraz sen gel al. Cengiz sakatlanıp çıkmasaydı o dediğin olurdu. Gel biraz sen al. Yani bunların hepsini 45 dakika boyunca o saha içine müdahale olmamasından hoşlanmadım. Ön tarafa uzun direkt top atsan Cengiz diye. Yani Cengiz sakatlanıp çıkmayana bir İrfan Can girdi. Cengiz bir tek savunma arkasında çok hızlı. İrfan Can bayağı iyi oynuyor onu söyleyeyim. Bayağı bayağı iyi oynuyor. Çok çok. Takımın en iyilerinden biri. Bence de o kesin. Ama yine ben onun şimdi, orta sahada kullanılması gerektiğini ben düşünüyorum. De, ben Cengiz'in de. Sakatlanmadı bir senaryo. Ben de. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sundu.